Yeni kahvaltıdan kalkmadın mı sen? Ne çabuk acıktın? Ya, sabah ben az yemişim de midem kazındı biraz. Allah Allah. Yeni yeni icatlar. Anne sen niye geldin? Ziya Bey ameliyat olacakmış. Ben de hayrına yemek yapıp fakire fukaraya dağıtacağım. İyileşir inşallah. İnşallah oğlum. Allah Ziya Bey'i başımızdan eksik etmesin. Amin. Anne bak sen şimdi bunları al, mutfağa götür. Bana güzelce bir kahve yap, sütlü olsun. Sen çok güzel yapıyorsun. Oğlum sen demin demedin mi midem kazındı diye? İyi misin sen? Anne ben iyiyim. Bunu da yiyeceğim, kahve de içeceğim yani ne var? Tövbe tövbe. Kızım sen şöyle diyeceğim. Al şunları, ya, işim var. Hani 40 yılın başı bir şey istedim senden ya. Yapsan ne olur? Ben kilerden senin istediklerini getiririm he. İyi tamam. Kuru patlıcanla biber ver orada, bolca getir. Kuru patlıcan, biber, tamam. Sen niye işe gitmedin? Ben izinliyim, öğleden sonra gideceğim. Sıkıntı yapma, tamam. Geç. Annen kesin gelmez mi? Yok, akşama kadar gelmez. Konakta da kimse yok. Şimdi ben Bora nasıl gideceğim? Ya Bora zaten zar zor ikna etmiş Nişan hocasını. Kim bilir bir daha ne zaman gelir. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum Selim. Sen bir iki saat sabret. Akşam hava karardığında çıkacağız. Bu gece o sahneye çıkacaksın ve şarkını söyleyeceksin, tamam mı? Dönüşte de Bora'da kalacağız. Üzülme artık. Selim. Bana şu konuyu adam akıllı anlatsana. Abimin Yörükanlarla derdi ne? Yalnız Melek, ikimizi ilgilendiren daha önemli bir konu var. Önce onu bilsen daha iyi olur. Neymiş o? Annem aileni Hatay'dan tanıyormuş. Ne? Elif abla da ne yaptıysa kurtulamadı Maksut'tan. Yani bugüne kadar sürekli takip etmiş. Hikayenin de sonu belli. Hastanede bitti. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey yapar? Ya resmen kızın hayatını mahvetmiş. Hayır, ya Elif yetmemiş, bütün ailenin hayatını karartmış. Ne yazık ki böyle. Elif abla ne yaptıysa kurtulamadı Maksut'tan. Bugüne kadar sürekli takip etmiş. İnanasım gelmiyor. Ya evet biliyorum, abim serserinin teki. Saçma sapan işlere karıştı. Ama nasıl bu kadar ileri gider? İnsanların başa bela olmuş resmen. Ya düşün, bunlar sadece benim bildiklerim. Bir de bilmediğim neler vardır. Selim, ya ben çok utanıyorum. Yer yarasa da yerin içine girsem. Ya Melek, sen niye utanıyorsun ki? Ya nasıl utanmayayım? Sen de benim yalan söylediğimi düşündün. Haklıydın da. Sonuçta Maksut benim abim. Canan! Neredeydin baba sen? Annem hemen gelecek demişti. İşim vardı. Üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Beraber çıkalım o zaman. Benim de az işim var. Tamam. Arabada bir şey unuttum Canan, alıp geleceğim. Tamam.
siz? Sizin ne işiniz var burada? Burası yürükanların değil mi? Sen bana soru sormayı bırak da cevap ver. Asıl senin ne işin var burada? Sizi ilgilendirmez. Ha, bir de dikleniyorsun bana. Hadi yürü gidiyoruz. Bakalım anne ne diyeceksin? Ya bırak kolumu. Bana bak. Eğer sorun çıkarırsan Selim'in başını yakarsın. Şaka yapmıyorum. Tamam. Selim'e bir şey olmasın, geliyorum. Aferin. Hadi. E hadi anne. Allah Allah. Oğlum ne oldu sana? Dur, daha pişmedi. Ya pişmiştir, pişmiştir o. Sen ver. Oğlum hasta mı oldun sen? Nereden çıktı bu kadar yemek? Yok, ben çalışmaya ara verdim de sonra yiyeceğim, bölünmesin diye şimdiden alayım. Ama bir 10 dakika beklemen lazım değil mi Aysel abla? Öyle. İyi o zaman, ben gideyim, siz olunca haber verirsiniz bana, tamam? E madem ara verdin, otur şurada 2 dakika. Ay vallahi Selim, yüzünü gören cennetlik ha. Hadi. İyi, tamam. Oturayım ben. Börek de var ya,